arkadaşlarım biraz devam edelim. Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir, bana emanettir. İlminin, ırzının, evinin, evinin, gücünün davacısı bu gençlik. Harfler, ben varım cevabını verici. Tek cümleyle, ondan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak aşkına, leştine, diyalektiğine, estetiğine. Genç adam, bundan böyle senden beklediğim, ciğerimden kalemle kan çekerek, kan çekerek. Bu gençliği karşımda görüyorum. Surda bir gedik açtı, mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan esersen, ne yandan esersen. Kıymetli Cumhurbaşkanım, sayın bakanlarımız ve sevgili misafirler. Milli İrade'nin Sesi Star Gazetesi olarak büyük sanatkar ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl adına dördüncüsünü düzenlediğimiz Necip Fazıl ödüllerine hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler. Ödül törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere şimdi Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hazirun ve değerli izleyiciler, 2017 Necip Fazıl Ödülleri ödül törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, Üstad Necip Fazıl gençliğe hitabesinde işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayet derken sanki 15 Temmuz ihanetini tarif ediyor ve panzehir olarak da kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım diyebilen bir gençliği gösteriyor. Ve bu gençliğin ilk filizlerini karşımda görüyorum diyordu. Efendim, 15 Temmuz'da FETÖ hainlerinin karşısına dikilen yiğitler, üstadın müjdelediği o filizlerden büyüyen çınarlar değil miydi? Ya Kudüs? Üstad, insanlığın en büyük belası diye tarif ettiği terör devleti İsrail'den kurtulmanın tek yolunu da Arap ve İslam dünyasının önüne düşerek aktif ve şahsiyetli bir politika izlemek şeklinde tarif ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, bu tavsiye sizin güçlü iradeniz sayesinde toplanan ve bugüne kadarki en aktif kararı alan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini tarif etmiyor mu? Değerli misafirler, Star Gazetesi üstadın işte bu milli mihmandarlık rolünü gelecek nesillere taşımak için Necip Fazıl ödüllerini düzenliyor. Gelelim ödüllere. Efendim, verdiğiniz hedef doğrultusunda Necip Fazıl ödülleri bu yıl sınırları aştı ve Bosna'ya ulaştı. Elbette bunu yeterli görmüyor, gönül coğrafyamızın tamamına gitmeyi hedefliyoruz. Zira yaşadığımız gerçekler bize değerlerimizi sadece sınırlarımız içerisinden koruyamayacağımızı öğretti. Sultan Abdülhamit Han'ın başlattığı, üstadın yaşattığı ve bugün sizin tekrar tutup kaldırdığınız Kudüs hassasiyetinin de işlendiği 48 sayfalık güzel bir ek hazırladık. Değerli misafirlerimize takdim edeceğimiz bu kütüphanelik eseri hazırlayan arkadaşımız
Muharrem Coşkun ve değerli ekibimize çok teşekkür ediyorum. En doğru karar için yine yoğun çaba sarf eden jüri üyelerimize teşekkür ediyor ve ödül sahiplerini kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu ruhu Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle her yıl daha büyük bir şevkle gelecek nesillere taşımaya kararlıyız. Bu bize güç veren namütenahi teveccühünüz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mevlüt Uysal'a teşekkür ediyoruz. Her aşamada desteğini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki Yeşildağ'a ve İcra Kurulu Başkanımız Ahmet Bayraktar'a şükranlarımı sunuyorum. Bu başarılı organizasyonun mimarı olan Kurumsal İletişim Direktörlüğü ekibimizi ve emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Ve Türkiye'mizin ve il ve ilçelerimizin saygıdeğer yöneticileri, değerli bürokratlarımız, sanat, siyaset ve iş dünyamızın önüne gelen isimleri, medyanın değerli temsilci ve yöneticileri, saygıdeğer misafirler ve üstadın gözdesi sevgili gençler. Bu denli muhteşem bir katılımla gecemizi zinetlendirdiğiniz için en muhteşem teşekkürü de sizlere sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili misafirler. Büyük ruhların ne sınıfı, ne yaşı, ne de rengi olur. Büyük ruhların ideali olur. O ruhlar ki zifiri karanlıkta ak sütün içindeki akkılı fark edecek kadar gözü keskin bir gencin ruhudur. O ruhlar ki kalitesi ve asaleti kanında değil, amacındadır. Bazen ölümle hayat bulur, bazen kendisinden beklenmeyen bir eylemle. O ruhlar ki kim var denildiğinde sağlarına ve sollarına bakmadan atıldılar ileri. İşte o bir andır ki o ruhlar, o yürekler Batı'nın hokkabaz kılıklı süper sahte kahramanlarını kıskandıracak derecede gerçek olanlar. Peki kimdi onlar? Genç yaratılır ilk insan dünyaya gönderilirken, gençlikte meyvelenir fidan, haber verir çekirdekten. Dünü gençler şekillendirdi, yarın yine onların. İstikbalde galibiyet daim genç kalanların. Gençlik kafa kağıdı kadrosuna pek sığmaz. Keyfiyetinden biliniz, kemiyetine bakılmaz. Geceyi karanlıktan şafağa ulaştırmaktır genç olmak. Ne F-16 durabilir gencin karşısında, ne de tank. İhanetin çelik kanatları uçarken tepesinde, umudunu değil, tarlasındaki ekini ateşe vermektir gençlik yeri geldiğinde. Hicabi bitik 50 yaşındaydı, gönülleriyle göremeyenlerin gece görüşünü engellediğinde. Bahçelerinde narı, yeleği sarı sarı, nasıl giderdik onla yaylalardan yukarı. Horon tepen genç adam, haini de teper yeri geldiğinde. Henüz 15 yaşındaydı Eren, 80 milyon iyi ki varsın dediğinde. İlkin, varsın, Eren, müdür. Bir anne bırakmaz yavrularının elini, ama vatanını da bırakmaz, adı canlı kendi cansız bir bombacı hainin eline. Hatice Belgin olmaktır genç olmak. Canını hiçe sayarak canlar kurtarırken Bingöl gençti. Vahşice saldıranların sayısından küçüktü yaşı.
Oyun eğlence peşinde değil, yardım peşindeydi. 16 yaşındaki Yasin Börü, 16 zalim darbeyle katledildiğinde bir kurban bayramı. 50 yaşında bir gece yarısı kamyon direksiyonunda tanklara kafa tutmaktır kafa kağıdına sığmayan gençlik. Surda bir gedik açmaktır Şerife Boz'un yaptığı. Mukaddes bir gedik. 16 yaşında 28 Şubat kışı vurdu ömrüne. 10 yıl haksız yere hapis yattı yargılanırken müebbetle. Ömrünün hür 10 yılından iki hain kurşunla cennete geçti. Özgürlükler içinde o hep asıl hürriyeti seçti. Halil Kantarcı hep gelmişti. Şenay Aybüke Yalçın, Batmanlı çocukların müzik öğretmeni. Öğrencilerin karnesini dağıttıktan sonra bir terörist pususunda cesur ve sakin bir şekilde geçti kahramanlar geçidini. Yaşı 20. Siverekli çocukların öğretmeniydi Necmettin Yılmaz. Hainlerin eli ona uzandığında, 23 yaşında şehadeti yürekleri yaksa da sonsuza dek genç kalacaktı gönüller fezasında. Dünyanın temeli adalet üzere kuruluydu. Savcı Mehmet Selim Kiraz zalimlerin karşısında bir dağ gibi. O sonsuzluk ırmağından şehadet şerbeti içerken dikenlere su verenlerin kaynağı kupkuruydu. 16 yaşında bir güvercinin çırpınan kalbini kalbinde hissetmektir genç olmak. Kuşu uçurmaktır ellerini kaybetme bahasına. Ramazan Taşdemir'in merhametidir asıl olan. Kuzey, Güney, Batı, Doğu Anadolu'da. Anne babasının güzel evladıydı Muhammed Sabit. Azimle, inançla, tevazuyla, güler yüzle, fedakarca çalıştı Derik'i teröristlerden temizlemek için. Ve bir gün yanı başındaki hainlerin eliyle canı cennete ulaşırken milletin evladı oldu. Milletin evladı olmak gerekir genç olmak için. Keşke bana da şehadet nasip olsa demişti Fethi Sekin. Ömer Halis Demir'in yiğidiydi. İzmir Adliyesi önündeydi burası kapıda. Büyük bir saldırıyı önlemiş, bir caniyi vurmuştu. Babası yokken kapıyı açmayan evlatlarını yetim koymuştu. Ve sayısız isimler, kahraman Mehmetçikler, vatan millet uğruna tertemiz can verenler, insandan murad onlar, ölümü öldürenler, ötenin ötesinde sonsuz hayat sürenler. Ve çalışıp didinerek milleti yüceltenler. Doktorlar, mühendisler, işçiler, müezzinler, bir ve kardeş olmanın tablosunu çizenler, emeğini, ilmini, duasını, fikrini millete vakfedenler. Çalışmayı vatan namus borcu bilmektir genç olmak. Aziz Sancar olup tüm dünyada bu aziz milletin adını duyurmak. Varlığın tümüne merhamet taşımaktır kalbinde genç olmak. Dağda dünyaya gelen keçiyi kar kış demeden terkisine sarmak. Mazluma ümitken zalime korku salmak. Terörist patlayıcılarını tespit eden İHA'lar tasarlamak. Hamdü senalar olsun. İşte bizim gençliğimiz. Hamdü sena bilginler, mert deli baltalar gençlikte modelimiz. Gelecek onların adil ve ahlaklı, yetenekli ve donanımlı ellerinde şekillenecek. Solmaz, pörsümez ve bayatlamaz yeniyi onlar inşa edecek. Çekilen her çile, gösterilen her çaba, işte bu gençlikle, işte bu gençlik için. Mazi albümde hayal, istikbal
kalpte vehim. İstikbali umuda bağlayan gençlik en sağlam, en güçlü lehim. Ne takvimle kayıtlı, ne zamanla silinir. Gençlik inançla taşınır. Gençlik ruh işidir. Gerçekten de ruh işidir gençlik. Ve o genç ruhlar memleketimin, Türkiye'nin dört bir yanında. Hatta bu akşam burada, bu salonda bizimle beraberler. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Star Gazetesi'ni yürekten tebrik ediyorum. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Necip Fazıl Ödülleri'nin inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en önemli ödüllerinden birisi haline gelmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle bu ödülün daha ileriye gitmesi için her yıl daha çok birlikte çalışarak Türkiye'nin önemli ödüllerinden birisi haline getireceğimizden hiç şüphem yoktur. Hem ödülün kendisi hem de ödülün sahibinin ismi Necip Fazıl'ın ismi bizim Türkiye'de son iki asırdır verdiğimiz fikri siyasi mücadelenin de ruhuna fevkalade uygundur. Bu topraklarda yaklaşık iki asırdır vermekte olduğumuz kültürel bağımsızlık mücadelemizin en önemli isimlerinden birisi, en kilit isimlerinden birisi hiç şüphesiz Necip Fazıl'dı. Necip Fazıl Kısakürek, batıya karşı kendi kökleri üzerinde yükselmenin, kendi medeniyetinin değerlerini önemsemenin, kendi milletini ve geleneğini sahiplenmenin önemli isimlerinden birisi, fikri alanda şaikalarından birisiydi. Bu iki asır içerisinde Şehbenderzade'den, Said Halim Paşa'dan, Mehmet Akifler'den, Eşref Ediplerden itibaren başlayan sürecin, bu büyük mücadelenin aslında her safahatına sahip olan bir hayata da Necip Fazıl sahip oldu. Osmanlı'nın çocukluğunda yıkılış dönemlerini, kültürel anlamda altüst oluş dönemlerini, yeni cumhuriyetin kuruluşu öncesindeki verdiğimiz o büyük şahlanış mücadelesini hepsini yaşadı. Necip Fazıl genç Osmanlıları, Jön Türkleri ve bir şekilde telleri batıya bağlı olan fikir adamlarını, düşünce adamlarını yakından tanıdı. O çalkantılı dönemin her sahnesine küçüklüğünde, çocukluğunda şahit oldu. Yeni Cumhuriyet kurulduğunda 19 yaşındaydı. Ondan sonraki süreçte yaşanan Türkiye'deki kültürel değişimi, kültürel mücadeleyi de aynı zamanda kendi hayatında yaşadı. Özellikle tek parti zamanının zulüm dönemlerine birebir şahit oldu. Sonraki dönemlerde, 1950 sonrasındaki dönemde her ne kadar kısmen bazı alanlarda iyileşmeler olsa da devlet düzeneğinin içerisinde gizlenmiş bazı tek parti zihniyeti mensuplarının buna dahi müsaade edip kısmi bir özgürleşmeye dahi müsaade etmeyeceklerini bizzat zindanlarda bedelini ödeyerek gösterdi. Necip Fazıl kendi hayatında da inişli çıkışlı yaşadığı bütün bu serüvenlerini nihayetinde 34 yaşındayken Seyit Abdülhakim Arvasi'nin dizinin dibinde yeni bir dünyaya açılarak, yeni bir bakış açısına kavuşarak, kendi kökleriyle bütünleşerek gerçekten yeni bir döneme geçmiş oldu. Bu salonda bulunanların birçoğumuzun fikri, siyasi gelişmesinde önemli katkısı olan
unutulmaz isimlerden birisi hiç kuşkusuz Necip Fazıl Kısakürek'tir. Onun hayatının en önemli eseri olarak kabul edebileceğimiz ideoloji örgüsünde sadece kendi zihin dünyasının tuğlalarını, taşlarını koymadı. Aynı zamanda bir gençlik olarak tanımladığı Türkiye'nin geleceğini, İslam da ümmetinin geleceğini kuracak olan gençlerin de yapı taşlarını bir şekilde önümüze koydu. Kendisini rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah razı olsun. Bir büyük mücadeleyle Türkiye'de nesillere, bizlere, bizden öncekilere ve sonrakilere ve bu ödüller vasıtasıyla ismi sonraki nesillere de aktarılarak mücadele ruhunu, kavgacılığı, kendi inancı ve davası istikametinde ayakta dik durmayı, mücadeleden vazgeçmemeyi, hiçbir şekilde güçlü olsalar bile haksız olanların karşısında boyun eğmemeyi bizlere öğretti. Ve bu anlamda baktığınızda Türkiye'nin bu milli kültürel mücadelesinin altın halkalarından birisini oluşturan Necip Fazıl'ların vermiş olduğu bu mücadele bugün büyük oranda başarıya ulaştı. Nice zulümleri görmüş olan bu coğrafyada artık Türkiye sadece kendi insanlarına değil, bütün dünyaya da kula kul olmamanın ne demek olduğunu, zalimin karşısında boyun eğmemenin ne demek olduğunu öğretti. Ben bu vesileyle özellikle son günlerde yaşadığımız olaylar karşısında milletimizin ve ümmetimizin hassasiyetlerine birinci derecede sahip çıkarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararlılığını ortaya koyması ve bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış kararı, İsrail'in de Filistin'i işgal etme teşebbüslerine karşı dik duruşu dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimiz adına şükranlarımızı, minnettarlığımızı ifade ediyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan birkaç yaş küçüğüm. Milli Türk Talebe Birliği'nin salonlarında Cumhurbaşkanımızın Üstad Necip Fazıl'ın karşısında Necip Fazıl'ın şiirini okuyup ondan da çok üstün derecede beğeniler aldığını biliyorum. Üstad Necip Fazıl'ın şiirlerini o gün duyarak okuyan Tayyip Erdoğan, bugün Üstad'ın söylemiş olduğu "Bir gençlik arıyorum" manzumesinde ne söylediyse, eserlerinde neyi anlattıysa, dik durmayı nasıl tarif ettiyse, zalimin karşısında boyun eğmemeyi nasıl öğrettiyse onları çok iyi özümsediğini bugün bizlere gösterdi. Keşke Üstad hayatta olsaydı, şimdi Cumhurbaşkanımızın yanında orada oturuyor olsaydı. Keşke Üstad hayatta olsaydı, 13 Aralık'taki İslam İşbirliği toplantısında elinde haritayı bütün dünyaya göstererek meydan okuyan Tayyip Erdoğan'ı görmüş olsaydı. Üstada rahmet diliyoruz. Emeklerinin hiçbirisi boşa gitmedi. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce gencin yetişmesine vesile oldu. Her birimizin zihin dünyasına hiçbir şekilde sarsılmaz, hiçbir şekilde yıkılmaz umutları aşıladı ve onlar bugün çok şükür meyvelerini vermeye başladı. İnşallah bu millet Necip Fazıl'ların göstermiş olduğu bu istikamette, milli kültürel bağımsızlık yolunda, kendi milletine, tarihine, geçmişine saygılı ama saygılı olmanın ötesinde geçmişten almış olduğu bu güçle geleceği de kuracak ve İslam ümmetini bu aziz milletin öncülüğünde daha ileriye taşıyacak kararlılığa sahiptir. Allah Necip Fazıl'lardan razı olsun. Allah onların vermiş olduğu bu mücadeleyi daha iyi anlamayı ve daha ileriye götürmeyi bizlere nasip etsin. Bu vesileyle Star Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza kararlılığı ve dava adamlığı dolayısıyla minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyorum. Allah razı olsun, yolu açık olsun, yolumuz açık olsun. Konuşmalarından ötürü Sayın Kurtulmuş'a çok çok teşekkür ediyoruz. Genç ruh kabuğunu kırdı ve sahneye çıktı. Sordu.
Mukaddes emaneti ne yaptınız? Bu çığırından çıkmış dünyada mukaddes emanet emin ellerde. Türkiye'nin genç ruhlarının sorumluluğunda. Şimdi sadece bu geceye özel canlı performansa şahit olacaksınız. Evet, şahane müziklere imza atan Yücel Arzen'i ve ekibini sahneye davet ediyor. Sizleri baş başa bırakıyoruz. Açtık mukaddes
Sayın Yücel Erzen ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar mı dedi? Devamını istiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Yücel Erzen ve ekibine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız çok beğendi. Bu ilk beste devamı gelsin mi Sayın Cumhurbaşkanım?
Albüm haline mi gelsin? Evet. Böylesi çok sık gelmez, dolayısıyla mutlaka bunun devamının gelmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle dediyse devamı gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kıymetli misafirlerimiz, şimdi Necip Fazıl ödülleri ödül merasimine geçiyoruz. Fikir ve sanat dünyamıza sundukları özgün katkıları ve eserleri nedeniyle 6 ayrı dalda seçilen 7 değerli isim jürimizce Necip Fazıl ödüllerine layık görüldü. Öncelikle jürinin belirlediği branşlarda ödül kazanan isimlerin kısa özgeçmişlerini izleyeceğiz. Beraberinde de kendilerine ödüllerini takdim edeceğiz. İlk ödülümüz Necip Fazıl Şiir Ödülü. Sahibi Sayın Ahmet Murat. Şimdi kendisiyle ilgili hazırladığımız tanıtımı hep birlikte izleyelim. 1971'in Karaman'ında başlar şairin şahitliği bu aleme. Diriliş ve Mavera dergilerini görür çocukken babasının elinde. Kütüphanesinde güzel kitapların bulunduğu evden Konya'da yatılıya geçer ortaokula geldiğinde. Lisedeyken başlar hikmet bahsine dizeler açan şiirlerine. Eğitim için gittiği Mısır'dan 1994'ün Eylül'ünde döner Yeditepe'li şehre. Ve o tarihten itibaren şiirleri yayınlanmaya başlar 7 İklim dergisinde. Marmara İlahiyat mezunu olan şair, "Neden yazıyorsun?" sorusuna, "Köpekler uluyor, yıldızlar kızarıyor, ayvalar tüyleniyor" diye verir cevabını. Kaf ve Rengi adıyla yayınlar ilk kitabını. Ahmet Murat, genç kuşakları etkileyen yeni bir saf şiirin temsilcisidir. İkinci kitabı Kış Bilgisi'nin yanı sıra henüz yazamadığı kitapları ve bekleyen şiirleri acelesiz dosyaları arasında beklemektedir. Hakikatin modern dünyayla ilişki ve çelişkilerinden nasiplenmiştir şiiri. Modern Türk şiirinde ana akım içinde kaldığı halde hem geleneksel hem modern şiir birikimine yaslanarak özgün eserler ortaya koyuşu nedeniyle Ahmet Murat, Necip Fazıl Şiir Ödülü'nün bu yılki sahibi. Şimdi Necip Fazıl Şiir Ödülü'nü takdim etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'ı sahneye davet ediyoruz. Bence yazmanın asıl sonucu düşünmeyi sürdürebilmeyi, bir düşünceyi sonuna kadar takip edebilmeyi öğrenmektir diyen şair Ahmet Murat'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Ahmet Murat, tebrik ederiz. Duygu ve düşüncelerinizi tahmin ediyorum bizlerle paylaşmak istersiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'a teşekkür ediyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanım, kıymetli hazirun. Evvela bu ödülü bendeniz layık gören kıymetli jüriye, bu ödülü ihdas edip sonra sürdüren, yükselten Star ailesine ve ödüle desteğiyle, teveccühüyle güçlendiren muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum evvela. Bu ödülü ben 7-8 yaşlarındayken
Üstad Necip Fazıl'ın epeyce bir şiirini bana ezberleten, sonra dava arkadaşları eve gelip gittikçe onlara bu şiirleri bağıra bağıra okumamı isteyen rahmetli babama armağan ediyorum. Bu ödül beni ayrıca 22-23 sene kadar önce rahmetli olan babamı ve onun pek sevdiği üstadını bir araya getirdi. Bunun için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Necip Fazıl şiir ödülünü kazanan Sayın Ahmet Murad'ı biz de tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli misafirlerimiz, ikinci ödülümüz Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü. Ödülün sahibi Sayın Necip Tosun. Şimdi Necip Tosun hakkında hazırladığımız tanıtımı hep birlikte izleyelim. Öykünün 40 kapısından hem bir yazar hem de eleştirmen olarak geçirdi okuyucularını. Hikayelerini büyüleyici şiirsel bir dille anlattı. 1960 Kırıkkale doğumlu yazar, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 1983'te Aylık Dergi'de yayınlandı ilk hikayesi. Gerek hikaye, gerekse hikaye ve edebiyat meseleleri üzerine Mavera, Dergah, Yedi İklim, Hece, Hece Öykü, İtibar, Post Öykü dergilerinde yazdı. Geleneğe yakın duran temalarını olay ve diyalogların en aza indirgendiği bilinçaltı tekniğiyle hikayeye aktardı. Modern öykü kuramı, günümüz öyküsü, doğunun hikaye kuramı, öykümüzün sınır taşları gibi araştırma inceleme kitaplarıyla 33. Peron, Küller ve Uçurumlar ve de Emanet Hikayeler eserlerinden bazıları. Hikayeciliği ve hikayelerimiz üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü bu yıl Necip Tosun'un oluyor. Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü'nü takdim etmek üzere şimdi İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin'i sahneye davet ediyorum. Öyküleri kadar öykü kuramı üzerine yazdığı kitaplarla da büyük bir yükü hakkıyla omuzlayan Necip Tosun'u ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Ve sanıyorum duygularınızı paylaşmak istersiniz bizimle. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 17 yaşımda genç bir MTDB'li iken parkamın cebinde çileyle çok dolaştım. Necip Fazıl'la görüşme imkanım iki kez oluştu ve ben bu yolları denedim. İlk görüşme imkanım Kırıkkale'de oldu. Necip Fazıl bir konferans için Kırıkkale'ye geldi. Ben bir genç MTTB'li olarak tabii oradaydım. Ama ağabeylerim etrafını sarmışlardı ve bir türlü Necip Fazıl'la buluşmak, konuşmak nasip olmadı. 3 yıl sonra bu kez 20 yaşımda Necip Fazıl'ın kitaplarını çantama doldurdum. Üstadımı İstanbul'da ziyaret edeceğim dedim. Otobüse bindim. Bursa yolunda otobüsüm jandarmalar tarafından çevrildi ve ben geri Ankara'ya gönderildim. Tarih 12 Eylül 1980'di. Bu kez de darbe ve askerler
benim üstada ulaşmamı engellemişlerdi. Aradan yıllar geçti ve ben bugün Necip Fazıl'la ertelenmiş, hakim kalmış olan buluşmamı gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Çok şükür, hamdolsun üstadıma, adaşıma, gönüldaşıma saygılar sunuyorum. Bu onuru ömür boyu taşımamı sağlayan değerli jüriye de çok teşekkürler ediyorum. Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülünü kazanan Sayın Necip Tosun'u bir kez daha tebrik ediyoruz. Sıradaki ödülümüz Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü. Sahibi Sayın Ahmet Özalp. Şimdi Ahmet Özalp hakkında hazırladığımız tanıtım filmini birlikte izleyelim. Kültür dünyamızın bir özetidir Ahmet Özalp'in hatıraları ve eserleri. Önce bilmek, sonra da bildirmek için bir uğraştır hayatı, edebiyatın safında geçirdiği. Tanınmayı hedeflemeyen, nadir bir eleştirmen, okur ve yazardır. 1953'te Kahramanmaraş Elbistan'da doğar. Kars Arpaçay'da 2 yıl Türkçe öğretmenliği yapar ve 1976'da soluğu Ankara'da alır. Bu soluk aynı zamanda edebiyatın güçlü kalesi Akabe Kitabevi'ne de nefes olacaktır. Dönemin güçlü kültürel tohumları burada atılacaktır. Ahmet Özal, Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin günümüze kazandırılmasında büyük rol oynadı. Said Halim Paşa, Filibeli Ahmet İlmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemsettin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamının eserlerini yeniden hayatımıza kattı. Eser neşirlerinin yanı sıra araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve edebiyat dünyamıza önemli katkı sağlayan Özalp'in, Refik Halit Karay'ın eserlerinde sansür konusunu ele alan Okları Kırılmış Kirpi adlı eseri hem edebiyat tarihimiz hem de kültür tarihimiz açısından değerli bir çalışma. Ahmet Özalp tüm bu çalışmaları göz önüne alınarak Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'ne layık görüldü. Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'nü vermek üzere şimdi de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ı sahneye davet ediyoruz. Geçmişin inkar edildiği deprem yıllarında yer altına gömülen kültüre ait eserleri yeniden gün ışığına çıkarmanın çabasını veren, görünmeyen devasa bir inşaatın tuğlalarını bir kültür insanı olarak ören Sayın Ahmet Özalp'i ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Özalp, duygularımızı paylaşacağız değil mi? Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, sözlerime üstada şükran ve minnetlerimi anarak başlamak istiyorum. İslam uygarlığının son temsilcisi olan Osmanlı, Arap, Fars ve bunlar aracılığıyla eski Mısır, Hint ve Yunan kültür eserlerini de önemli ölçüde tevarüz etmişti. Böylece rahatlıkla söyleyebiliriz ki biz dünyada hiçbir toplumun sahip olamadığı büyük bir kültürel mirasa sahip olduk. Bu mirasın değerini anlatabilmek için tek bir örnek yeterli. Binbir Gece. Önemli bütün dünya dillerine en az 3 kere, 4 kere çevrilen bu eser, 13. 14. yüzyıllarda İtalya'dan başlayarak İngiltere'ye,
ve oradan dünyanın her tarafına hızla yayılmış bir etki gücüne sahipti. Hatta çağımızın önemli yazarlarından Borges'in ifadesiyle söylersek, Binbir Gece'nin ilk cildinin ilk yayını yapıldığı anda Paris'te rasyonalist ve realist edebiyat anlayışı son bulmuş, yerine romantizm egemen olmuştur. Sadece bu örnek bile ne kadar büyük bir kültür hazinesine sahip olduğumuzu anlatmaya yeter. Fakat bunu söylerken utanmadan da edemiyorum. Çünkü ne yazık ki hala özgün dilinden bir Binbir Gece tercümesine sahip değiliz. Bu büyük miras, tarihin gördüğü, görebileceği en büyük ihanetle, tek parti diktası tarafından bir gün bıçakla kesilircesine kopartılıp atıldı. Tarihin karanlıklarına gömülmek istendi. Bu yüzden bugün yeniden inşa etmek üzere çalıştığımız Büyük İslam medeniyetinin gerçek anlamda kurulabilmesi için bu birikimi yeniden hayata kazandırmak, döndürmek zorundayız. Gençlerimizi bu kültür mirasıyla yeniden tanıştırmak, buluşturmak zorundayız. Bunun için elbette Kültür Bakanlığımıza önemli görevler düşmektedir. Son zamanlarda bu yolda çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Ama yeterli mi? Kaybettiğimiz bunca zamandan sonra doğrusunu söylemek gerekirse çok hızlı davranmak ve bu kütüphanelerimizde bekleyen 200 bini aşkın, dile kolay 200 bini aşkın yazma eserin yeniden kazandırılması için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Araştırmacıları, yayımcıları desteklemek, bakanlığımızın gücünü kullanarak kültür eserlerimizi yeniden gençlerimize ulaştırmak zorundayız. Bunu belirttikten sonra son bir şey daha söylemek istiyorum izninizle. Araştırmacıların önündeki yasal engellemelerin de artık kaldırılması gerektiği bir döneme ulaştığımızı düşünüyorum. Yasal bir engel mi var diyeceklere hemen hatırlatıyorum. Rahmetli Üstad ömrünün son günlerinde eğer 4 aylık bir erteleme almasaydı ömrünün son günlerini hapishanede geçirecekti. Söz konusu eser bugün hala yasaklı bir eserdir. Sanıyorum anlatmak istediğimi yeterli ölçüde anlatabilecek bir örnek bu. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülünü kazanan Sayın Ahmet Özalp'i bir kez daha tebrik ediyoruz. Sırada ilk eserler dalındaki ödülümüz var. Ödülün sahibi Sayın Betül Nurata. Şimdi Betül Nurata hakkında hazırladığımız videoyu izleyelim. Gözümüzün önündeki gözden kaçan hakikatlere yüzümüzü çeviriyor onun öyküleri. Hiçbir zaman tek bir yerde olamayan, burada, geçmişte, hayalde, umut ve umutsuzlukta takılı kalan kahramanlara teslim ediyor satırlara yerleştirdiği sahnesini. Betül Nurata'nın ilk kitabında büyük değerlerin peşinde koşarken küçük şeyleri ihmal ederek körleşenlerin hikayeleri sesleniyor bize. Yüzümü tanı. 1982 doğumlu yazar Marmara Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Öyküleri İtibar, Post Öykü gibi dergilerde yayınlandı. Günlük yaşamlarımıza açtığı geniş pencere
ve hayatımızı dolduran nesnelere ve gerekçelere yüklediği taze anlam alanlarıyla yeni bir anlatımın habercisi olan Betül Nurat'a bu özgün öykü dili denemeleriyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü takdim etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u sahneye davet ediyorum. Bozulan ilişkilerimizi, hoyratlığımızı, kırdığımız kalpleri öylece yanımızdan geçip giden hikayelere göstermeye çalışan Betül Nurat'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyoruz. Betül Hanım, düşüncelerinizi paylaşacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli misafirler. Emeği geçen herkese, bu mutluluğu yaşatan, anneme babama yaşatan herkese, bizi yalnız bırakmayan herkese, sevgili jüriye çok teşekkür ediyorum. Ödül haberinden önce ve sonra hep hemhal olduğum sözler var. Gerçekten latif olan Allah, latif olan, çokça lütfeden, dilediğini rızıklandıran, o güçlü, o galip, çabalı. İnsanlar sonuçlara bakar ama Rabbimiz bizim çabalarımıza bakıyor. Çabaları kabul eden Allah'ımıza şükürler olsun. Kalbimden geçen bazı isimler var, isimlerini, adlarını sakındığım, zor zamanlarımızda yanımızda olan, bizi seven, kollayan, dinleyen, teselli eden en sevgililerimiz var, dostlarımız var. Onlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de yanımızdalar, müteşekkirim. Hiç bitmeyecek bir yalnızlığımız var bu hayatta, silinmeyecek bir hüzün var fıtrattan gelen. Bu dünyada olmanın bir gereği belki ve edebiyat bu duyguyla baş edebilmenin gerçekten en güzel yolu, kırgınlıklarımızla baş edebilmenin en güzel yolu. Beklentilerimizi karşılamayan hep bir eksiklik olacak, bu dünyayla baş etmenin hakikaten en güzel yolu benim için böyle oldu. Hep bir kızma, kırılma, sevme biçimi oldu öykü benim için. Müthiş kalabalıklar içerisindeyiz. Öyle bir çağdayız ki iletişim teknolojileri olarak tap yapmış bir çağdayız. Fakat iletişim olarak maalesef dibe vurduk. Herkesin yalnızlıktan kuruduğu, çaresiz kaldığı bir dönemdeyiz. Biz bu süreçten ancak çalışarak, bir amaç uğruna bedel ödeyerek, üreterek toparlanabiliriz. İnsanımız için, insanlık için, bütün dünya Müslümanları için Rabbimizden bir kurtuluş, rahmet diliyorum. Bize doğru yolu göstersin, kolaylık ihsan etsin. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü kazanan Sayın Betül Nurat'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sıradaki ödülümüz de yine Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü. Ödülün sahibi Sayın Emre Ergin. Şimdi Emre Ergin hakkında hazırladığımız tanıtımı hep birlikte izleyelim. Çarpıcı ve sıra dışı olanı binbir yüzüyle gösterebilen genç bir yazar Emre Ergin. 1990'da Kayseri'de başlayan hayatı, İzmir'den Diyarbakır'a, İstanbul'dan Ankara'ya ve şimdilerde Hollanda'ya farklı coğrafyalarda aktı. Doktorasına matematiksel siyaset alanında devam eden yazarın, roman tekniğini kimsenin fark etmediği sayısız yöne cesurca çekişine pek şaşmamalı. O, dünyaya şaşırtıcı pencerelerden bakan bir kaşif. Ve ancak arayan gözlerle okuyanların anlayacağı bir kahraman avcısı.
Tuti, İtibar, Post Öykü gibi dergilerde öyküleri yayınlanan yazarın ilk romanı Dördüncü Dilek 2014 yılında basıldı. 2016'da Acziyetin Tekniği okuyucularıyla buluşturan Emre Ergin, insanın başkalarının gözündeki varoluşunu gerçeküstü bir atmosfer ve incelikle kurguladığı Beş Kere Halil'le Yolda Görsek Tanımayacağımız Birine bize çevirdi yüzümüzü. Emre Ergin, hikaye sanatına getirdiği yeni solukla Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü takdim etmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'ı sahneye davet ediyorum. Üstadın bize bıraktığı miras olmasa, edebiyatın durmak ve dururken zihni oyalamaktan ziyade zihne bir hedef göstermekle olan alakasını çok daha kolay unuturduk diyen Emre Ergin şimdi bakanımızdan ödülünü alıyor. Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlar, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bu ödül benim için büyük bir şeref. Bundan sonra da eserlerimle Necip Fazıl'ın hatırasına layık bir yazar olmaya çalışacağım. İnşallah bu ödül vatana ve ümmete daha fazla hizmet etmeme vesile olur. Bu ödülü öncelikle ilk okurum anneme, ikinci olarak da son okurum sevgili eşime armağan ediyorum. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülünü kazanan Sayın Emre Ergin'i biz de bir kez daha tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, bu sene Necip Fazıl ödüllerine yeni bir kategoriye ekledik. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü. Ödülün sahibi Sayın Cemalettin Latiç. Şimdi Cemalettin Latiç hakkında hazırladığımız tanıtımı izleyelim. Kudüs, İstanbul, Saraybosna sahipsiz kardeşlerdir diyen bir mücadele adamı, bir yazar ve bir şair Cemalettin Latiç. Bosna'nın bağımsızlık mücadelesini Aliye İzzet Begoviç'le omuz omuza verdi. 3 yıl boyunca onunla geçirdi hapishane günlerini. Milli mücadelede üstlendiği önemli görevlerin yanı sıra tüm kalplerde yer etti. Onu bir melek kalbime bıraktı diyerek bizzat kaleme aldığı Bosna Bağımsızlık Marşı'yla. 1957'de Gorni Vakıf'ta başlayan hayatı, şimdilerde Saraybosna İslami Bilimler Akademisi'nde verdiği tefsir ve Sancak Üniversitesi'nde verdiği edebiyat teorileri dersleriyle gençlere ilham oluyor. Mehmet Akif ve Yunus Emre'nin eserlerini Boşnakça'ya kazandıran şair, yakın dönemde Avrupa'nın ortasında yaşanan acıları Srebrenica Cehennemi adlı eseriyle uluslararası edebi kamuoyuna taşıdı. Savaşın ve soykırımın yıkımlarını unutulmamak üzere kayda geçiren Latiç, Bosna Hersek'le Türkiye arasında köprü vazifesi gören aydınlardan biri. Ve bu yönüyle bu yıl ilk kez verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nün de sahibi. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü takdim etmek üzere Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Necip Fazıl'ı
manevi kardeşim ve hocam olarak hissettim. O sessiz bir edebi şahsiyetti ve ne kadar sessiz olduysa sözü o kadar daha uzağa gitti. O yalnızlığın şairiydi. Allah adına sırtların dönüldüğü bir dönemde ümidi geri getiren bir kaygının şairiydi diyor Profesör Doktor Cemalettin Latiç. Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Poštovani predsjedniče Republike Turske gospodine Recep Tayyip Erdoğan'ı, poštovani ministri Republike Turske, poštovani članovi žirija za dodjelu ove cijenjene nagrade, poštovani gospodine ambasadore Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, poštovani ovogodišnji dobitnici ove nagrade, poštovani prisutni. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Bosna Hersek Büyükelçisi, beni bu ödüle layık gören sayın jüri üyeleri, bu sene ödüle layık görülen sayın konuklar, sayın misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. U ovom danu koji je izuzetno važan za moj život, moju književnost, jezik i zemlju Bosnu i Hercegovinu, želio bih da se zahvalim žiriju koji je uočio moju poeziju i odlučio mi da mi da ovo visoko priznanje koje nosi ime po bardu savremene turske književnosti, koji je ne samo pjesnički izraz, nego i tursko mišljenje oslobađao od svih nametnutih okova Necibu Fazilu, neka je rahmet njegovoj plemenitoj duši. Hayatım, edebiyatım, dilim ve memleketim Bosna Hersek için çok önemli olan bugün de sadece şiirsel bir ifade değil, Türkleri düşüncelerinin hapsolduğu prangalardan kurtaran çağdaş Türk edebiyat şairi merhum Üstad Necip Fazıl Kısaköre'nin adını taşıyan bu ödül töreninde şiirlerimi inceleyen ve bana bu ödülü layık gören jüri üyelerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Dozvolite mi da ovdje ovom prilikom izrazim svoju zahvalnost prije svega poštovanom predsjedniku Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan'u, poštovanim ministrima Republike Turske, mojoj dragoj porodici, Univerzitetu Fatih Sultan Mehmed Vakif i osoblju Fakulteta islamskih nauka gdje boravim kao profesor i istraživač, svim turskim pjesnicima i piscima i svima koji su me podržavali i afirmirali u Republici Turskoj. Bu vesileyle burada özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'e, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlarına, sevgili aileme, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne profesör ve araştırmacı görevini gerçekleştirdiğim İlahiyat Fakültesi çalışanlarına, tüm Türkiye şairlerine ve yazarlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nde beni destekleyen ve onaylayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Predajem rahmet duši našem bratu Akifu Emreu, koji je tokom genocida nad Bošnjacima kroz tunel došao u opkoljeno Sarajevo i tako sa ostalom turskom braćom i sestrama, potomcima našeg djeda sultana Mehmeda Fatiha, počeo povezivati dva naroda, turski i bošnjački, koji se beskrajno vole i koji će se nastaviti zajedno boriti za svoju slobodu i čuvati nezavisnost svojih zemalja. Bošnjaklar üzerinde yapılan soykırım esnasında tünelden geçerek kuşatılmış Saraybosna'ya gelen ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları ve diğer Türk kardeşlerimiz ile birlikte birbirlerini seven ve hürriyet için hep birlikte mücadele edecek ve hep ülkelerinin bağımsızlığını koruyacak olan Türk ve Boşnak milletlerini birleştiren kardeşimiz Akif Emre'yi rahmetle anıyorum. Poštovani naš brate u islamu, cijenjeni predsjedniče Erdoğan'e, dozvolite mi da na kraju u zanosu kažem pred cijelom Turskom
divan li je narod Nedžiba Fazila i divan li je njegov današnji vođa, nada našeg napaćenog ummeta. Son olarak din kardeşimiz, muhterem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de yüksek müsaadesiyle bütün Türkiye milletinin önünde şunları ifade etmek istiyorum. Ne güzel Necip Fazıl'ın milleti, milletin şu andaki lideri, acı çekmiş ümmetimizin ümidi ne güzel. Ve ma tevfik illa billah, teşekkür ederim, Allah kabul etsin. Necip Fazıl, Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü kazanan Profesör Doktor Sayın Cemalettin Latifci bir kez daha tebrik ediyoruz. Ve son ödülümüz, Necip Fazıl Saygı Ödülü. Ödülün sahibi, Türk düşünce hayatında etkili pek çok ismin yetişmesini sağlayan ve uluslararası platformlarda felsefe konusunda ülkemizin öncü yüzlerinden olan, bu toprakların önemli bir değeri, Profesör Doktor Sayın Teoman Duralı. Şimdi Sayın Teoman Duralı'nın kısa hayat hikayesini izleyeceğiz. Bu toprakların münevveri bir akademisyen Teoman Duralı. Kadim kültür yataklarından modern dünyayı meydana getiren düşünce havzalarına uzanan seyyahlığı onu kendi kimliğine yabancılaştırmadı. 1947 yılında Zonguldak'ta başlayan hayat hikayesi, İstanbul Üniversitesi felsefe ve biyoloji bölümlerindeki eğitimin ardından akademik alanda dekanlığa kadar ilerledi. Hocaların hocası Teoman Duralı, bilim felsefesi ve felsefe tarihi alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra biyoloji felsefesi alanında da önemli değerlerimizden biri. Dil, tarih, siyaset ve iktisat alanlarındaki yetkinliği, kuantum fiziği ve matematik alanlarına olan ilgisi, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca konuşuyor olabilmesi unutturmadı ona kültürünün köklerinden aldığı lezzeti. Şiire taşıyacak kadar mükemmel kullandı ana dilini. O bilge bir felsefe profesörü. Aristoteles'te bilim ve canlılar sorunu, çağdaş küresel medeniyet, biyoloji felsefesi ve sorun nedir gibi eserleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle Türk felsefe kültürüne ve düşünce hayatına önemli katkılar sunan Profesör Doktor Teoman Duralı, Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü. Değerli misafirlerimiz, Necip Fazıl Saygı Ödülü sahibi Profesör Doktor Sayın Teoman Duralı'yı kürsüye davet ediyoruz. Öncelikle muhterem hocamızın duygularını rica ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz hazirun, hanımefendiler, beyefendiler. Allah böyle bir şerefe taşıma gücünü bana nasip etsin. Bunun altında ezilmememi sağlar inşallah. Necip Fazıl üstadımızı 16 yaşındayken dinleme mutluluğuna ermiştim. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde felsefe üzerine bir konuşma yapmıştı. Orada dikkatimi çeken, çok gençtim, lise sondaydım. Bir devre alem seyahati yapıyor üstad.
bize felsefenin bütün iklimlerinden bahsediyordu. Ama Mevlana Hazretleri'nin örneğini aklıma getirdi. Pergelin iğnesi belli bir noktaya basıyor ve kalemle bütün alemi dolaşıyordu. Bu bana ileriki hayatımın ilham kaynağını teşkil etti. Ne kadar dolaşırsan dolaş, bir gemi mutlaka çıktığı limana dönmesi lazım, batmıyorsa. Hayatımız sürdükçe çıktığımız, yola koyulduğumuz diyara, onun toplumuna, milletine sadık kalmak başta gelen ilke olmalı. Başta gelen ülkümüz olmalı. İşte Necip Fazıl Üstadımızdan aldığım bu ilhamı şu günüme, artık mezanın kıyısına geldiğim şu dönemime kadar sürdürmeyi ilke edindim. Ne kadar başardım, bunu sizin ve Allah'ın takdirine bırakıyorum. Tekrar efendim, bu yüce ödüle layık görülmenin teşekkürlerini arz ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli konuklar, Necip Fazıl saygı ödülünü takdim etmek ve hitaplarını yapmak üzere gecemizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımızın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Saygı ödülünü kazanan Sayın Teoman Duralı'yı tebrik ediyor ve kendisini yerine uğurluyoruz. Ve hitaplarını yapmak üzere gecemizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımızın kürsüyü teşriflerini bir kez daha arz ediyorum. Değerli misafirler, sanat, edebiyat, kültür ve ilim dünyamızın kıymetli mensupları, Star Gazetesi'nin değerli çalışanları, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Necip Fazıl ödüllerinin dördüncüsünde sizlerle bir kez daha beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Her biri mümtaz isimlerden oluşan 5 kişilik jürimiz tarafından bu yılki Necip Fazıl ödüllerine layık görülen şiir dalında Sayın Ahmet Murat'ı, hikaye roman dalında Sayın Necip Tosun'u, fikir araştırma dalında Sayın Ahmet Özalp'ı, ilk eser dalında Betül Nurat'a ve Emre Ergin'i, uluslararası ödül alanında Bosnalı değerli
dostum Cemalettin Latiç'i saygı ödülünde de Sayın Profesör Doktor Teoman Duralı hocamızı tebrik ediyorum. Edebiyat, fikir, sanat dünyamıza eserleriyle katkıda bulunan bu kardeşlerimize ve hocalarımıza gelecekteki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Necip Fazıl ismini taşıyan bir ödül almak şüphesiz ki kolay değil. Artık sizler bu ismin ve ifade ettiği büyük davanın da sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyorsunuz. Üstad'la tabii benim birebir tanışmam da 18 yaşında Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında oldu. Hamdolsun onunla kalmadık. Daha sonra üstadı yapmış olduğumuz milli gençlik gecelerimiz vardı. Bu gecelerden birkaçında da gerek İstanbul gerekse Anadolu'nun bazı yerlerinde takdim etme şerefine de nail oldum. Ve üstadla ikili bu noktadaki ilişkiler de ilerlemeye başladı. Ama tabii bazı yaşça benden büyük abilerimiz vardı ki onlar çok daha ileri derecede evine girer çıkar. Bunların da hatıralarını kendilerinden dinlendik. Üstadımızın özellikle şöyle dar çerçevede olduğu zaman muhabbeti tabii doyumsuzdu. O muhabbetlerde hakikaten unutulmayacak tabii hatıralar vardı. Allah rahmet eylesin. Fakat bizim dünyamıza kazandırmış olduğu o dinamizm çok çok farklıydı. Verdiği heyecan çok çok farklıydı. Onunla beraber bizler gerçekten bugün hani karşımıza dikilen bazı gruplar, bazı saldırganlar var ya, işte o zamanlarda evet, kalemiyle onlara karşı duran yegane isim Üstad Necip Fazıl Kısaköy'dü. Adeta tek başına onları çökertiyordu. Öyle bir isim. Baş edemiyorlardı. Sadece orada değil tabii. Yargıda, adliyelerde yine aynı şekilde dimdik duran bir isim. Biz dik durmayı ondan öğrendik. Ve hele hele bir ifadesi var ki hiç unutmuyorum. O hakime verdiği cevapta bıktık senden dediğinde, siz burada hancı, ben de bu davada yolcu oldukça ben buraya daha çok uğrarım ifadesini unutamıyorum. Mesele bu. Ve inşallah bizler de bu davada yolculuğumuzu, ayağımızı sabit kadem tutmak suretiyle devam etmek durumundayız. Programımızın hemen başında seyrettiğimiz filmde gördük ki gençlik sadece yaş işi değildir. Aynı zamanda ruh işidir. Ruhundaki ateşi diri olan, diri kalan herkes genç demektir. Necip Fazıl son nefesine kadar ruhundaki ateşi diri tutmuş bir üstadımızdı. Diğer yandan biyolojik olarak
Teoman hocam beni bağışlasın. Biyolojik olarak daha yolun başında da olsa adeta dünyanın yükünü omuzlamış, adlarına türküler yakılsa, destanlar yazılsa az gelecek nice gençlerimiz var. Onların örneklerini de filmimizde seyrettik. Rabbim hepimizi inancıyla, davasıyla, heyecanıyla, azmiyle, enerjisiyle daima genç kalan, genç kalacak olan kullarından eylesin diyorum. Sevgili dostlar, sevgili gençler, Necip Fazıl Üstadımız hayatını Büyük Türkiye idealine adamıştı. İdeoloji örgüsü zaten bunun bütün yapı taşlarını ortaya koyan eseri. Kendisi Büyük Türkiye hedefini realite dışına çıkarmaya, Büyük Türkiye ümidini kaybettirmeye çalışanları da ağır şekilde eleştirmiştir. Üstad bu yönde gayret gösterenleri milletimizin ümit kapılarını sürgülemekle itham etmiştir. Biz 15 yıldır Büyük Türkiye'yi, Güçlü Türkiye'yi kendisiyle birlikte tüm dostlarının, soydaşlarının, dindaşlarının, mazlumların ve mağdurların umut kapısı, güven kaynağı bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içindeyiz. Biz üstadın ömrü boyunca hep bekleyip durduğu o inkılap var ya, işte onu gerçekleştirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Devlerin kıvranışına, cücelerin çırpınışına aldırmadan, tarihin en büyük iman devini ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eğer bugün içeriden ve dışarıdan sürekli saldırılara maruz kalıyorsak, iftiralara uğruyorsak, davamıza ve onun uğruna adadığımız canımıza kastediliyorsa, sebebi işte bu mücadeleden vazgeçmiyor oluşumuzdur. Şayet tıpkı geçmişte hep yapıla geldiği gibi otur denildiğinde otursak, sus denildiğinde sussak, ver denildiğinde versek, al denildiğinde alsak, İnanın bana bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmazdık. Ama biz şu veya bu gücün ne dediğine değil, sadece ve sadece Allah'ın ne dediğine baktık, sadece ve sadece milletimizin ne dediğine baktık. Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik. Ben burada beni bağışlasın, Betül kızımıza şunu söyleyeceğim, dibe çakılmadık, yok böyle bir şey. Sakın ha, dibe çakılanlar başkaları. Biz şu anda tavan yapıyoruz Allah'ın izniyle. Tavan yapıyoruz. Ah, o dönemleri bir yaşamış olsaydınız, bugünü mukayese daha rahat olacaktı. Rabbimize hamdolsun. Nereden nereye geldik? Eğer artık bir Betül kızımız, kardeşimiz varsa, bir Rümeysa kızımız varsa, bugün onlar elhamdülillah üniversitelerde, bilimde, her türlü yarışın içerisinde yer alabiliyor, devletin her kademesinde yer alabiliyorsa, dibe çakan değil tırmanan bir nesil var, bir gençlik var.
ve milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi bu büyük inkılabın da bir zamanı vardır. Bir yandan kendimizi güçlendirmenin, büyütmenin, o güne hazırlanmanın mücadelesini verirken aynı zamanda her türlü haksızlığa, zulme, ahlaksızlığa karşı itirazlarımızı en yüksek perdeden dile getirmekten de geri durmuyoruz, durmayacağız. Çünkü elimizle düzeltemiyorsak dilimizle, onunla da bir şey yapamıyorsak kalbimizle buğz etmenin gerektiğini biliyoruz. Kalple buğz etmekten dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Bunun ilk adımlarını atmaya başladık. Suriye'de tüm Müslümanların geleceğini yakından ilgilendiren senaryoyu bozan biz olduk. Şimdi Kudüs üzerinden tüm Orta Doğu'yu, tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. Bu konuda da ilk adımları çarşamba günü büyük ölçekte attık. İnşallah devamını da getireceğiz. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek, Kahire demektir, Şam demek, Bağdat demektir. Kabe demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Kardeşlerim, dünyanın düzeni bozuktur. Bu bozuk düzen gün geliyor, kıyıya vuran masum Suriyeli bedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor, evi başına yıkılan, tüm hakları ellerinden alınan Filistinli olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor, yurtlarından topluca sürgün edilirken nehirlerde, bataklıklarda son nefeslerini veren Arakanlılar olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz susmuyoruz. Şimdi pazartesi günü bakın başbakanımız, onlar da Bangladeş'e gidiyorlar bu sorun için. Bir ay kadar önce Dışişleri Bakanı, eşim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hepsi birlikte oradaydılar. Elimizle müdahale edeceğiz ya. Bütün görüşmeleri, her şeyi yapacağız ya. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çağrımızı yaptık. Arakan için orada cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, onlarla beraber orada bizzat toplantı yaptık. Niçin? Duyarsız kalamayız. Ve attığımız adımların da yavaş yavaş neticesini alıyoruz. Düzen bozuk olabilir. Ama bizim buna rıza gösterme mecburiyetimiz yoktur. Üstadın kalplerimize nakşettiği itiraz ve mücadele aşkıyla bu bozuk düzene karşı mücadele edeceğiz. Bunun için önce kendimizden başlayarak
milletimizi, tüm Müslümanları, tüm insanlığı bu doğrultuda harekete geçirmeliyiz. Üstadın seslenişiyle diyoruz ki, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Bizler millet, ümmet ve insanlık olarak tepemize inen gök kubbeyi daha fazla görmezlikten gelemeyiz. Fert fert üzerimize düşeni yaptığımızda millet olarak, milletler olarak üzerlerimize düşenleri yaptığımızda insanlık olarak bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Bu adımları attıkça üstadın müjdesine her gün biraz daha yaklaştığımızı göreceğiz. Ne diyor üstad? O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş, birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek. Bir şehir ki orada insan ayak üstü leş. Yalnız iman ve fikir, ne sevgili ne kardeş. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş, işte müjde. Evet, Rabbimin lütfuyla batmayan güneşin doğuşuna inşallah az kaldı. Bu duygularla bir kez daha 4. Necip Fazıl ödüllerini kazanan sanat ve fikir insanlarımızı tebrik ediyorum. Star Gazetesi'ne, üstadın adının yaşatılmasına bu güzel etkinlikle katkıda bulunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve birlikte fotoğraf çekimi için saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı bir süre daha sahnede ağırlıyoruz ve tüm ödül alanları sahneye davet ediyorum. Ödül alanları sahneye davet ediyorum. Ayrıca Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ödül veren diğer misafirlerimizi, jüri üyelerimizi, sayın bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Surda bir gedik açtık mukaddesini, mukaddesini. Ne rüzgar artık, ne yandan eserse de. Surda bir gedik açtık.
açtı. Surda bir gedik açtı. Milli iradenin sesi Star gazetesi olarak. Ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl adına dördüncüsünü düzenlediğimiz Necip Fazıl ödüllerinin sonuna geldik. Katılımlarıyla bizi şereflendiren kıymetli Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanlara ve sevgili misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Seneye 5. Necip Fazıl ödüllerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kültürle, sanatla kalın. Surdan bir getik açtık mukaddesini.